Arkadaşlar merhabalar, nasılsınız? Gönüllülüğün ne olduğunu, ne olması gerektiğini gösterdiniz. Özverinin, çabanın, inancın ne olduğunu gösterdiniz. Ben her gününüzü gönülden tebrik ediyorum. Sizler bizim gururumuzsunuz. Bizim gençlerimiz 84 milyonun umudu. Ve inanıyorum ki sizlerin bu çabalarınızla, göstermiş olduğunuz bu özveriyle nice gençler gönüllü ordusu güçlenerek büyümeye devam edecek. Her zor zamanda bizim gençlerimizin, gençlik merkezindeki gönüllülerimizin, yurtlarımızdaki gönüllülerimizin, kamplarımızdaki gönüllülerimizin, spor tesislerimizdeki gönüllülerimizin ortada ben varım diyerek en önde koşmaları. İşte bunun örneklerinden biri de Muğla'da yaşanan yangınlarda oldu. Ve ben sadece şahsım, bakanlığım adına değil, tüm milletimiz adına size olan minnetimizi, size olan saygımızı ifade ediyorum. Arkadaşlarımızın bazıları sonra da yardımcı oldu. Ve gerçek... Yes. Yerinin Sultanları 3. sezon bugün başlıyoruz Muğla'da. Tabii ki pandemiden sonra biz çok mutlu, çok çocuk var. 100 kere çocuk var ve çok iyi çocuk, çok iyi voleybol oynuyoruz. Ben spor bakanın teşekkür ediyorum. Çünkü çok yardım bizim projet yaptık. Ve gerçekten çok teşekkürler oyuncular, çok iyi antrenman yapıyorlar ve çok eğlenceli 3. sezon başladı. Biliyorsunuz milli takımımızın teknik direktörü Giovanni'nin 2 yıl önce başlatmış olduğu bir proje. Yarının Sultanları ve Anadolu'da özellikle gençlerimizi spora eriştirme noktasındaki önemli projelerden bir tanesi. Ve bugün Muğla'da olmamızın sebebi de biliyorsunuz yaz aylarında Muğla'mızın yaşadığı yangınlar nedeniyle buradaki gençlerimize sürpriz yapmaktı. Ve bu projeyi spora erişimi, voleybola erişimi sağlamaya odaklayan, gençlerimizin voleybolla tanışmasını belki pek çok anlamda sağlayacak olan bu projeyi inşallah bakanlık olarak da hocamızla birlikte il il takip edeceğiz, yaygınlaştıracağız, güçlendireceğiz. Biliyorsunuz spordaki temel hedeflerimiz öncelikle sporun tavana yayılması ve bununla birlikte tabii yeteneklerin keşfi ve her şeyden de önemlisi her insanımızın bir anlamda spora erişiminin en güçlü şekilde sağlanması. Bunun başında çocuklarımız geliyor, gençlerimiz geliyor. Kadın odaklı spor diyoruz. Kadınlarımız sporda önceliğimiz. Bu manada da Yarının Sultanları projesi kadın odaklı spor politikamızın önemli aşamalarından bir tanesi. Tabii ki ülkemizin sporda geldiği nokta hem olimpiyatlarda bu yıl hem paralimpik oyunlarda bunu en güzel şekilde hissettik. Hep birlikte bu heyecanı, bu mutluluğu yaşadık. Amacımız bu çıtayı toplumun tüm kesimleriyle
sporu birleştirerek, buluşturarak, erişimi en güzel şekilde, en güçlü şekilde sağlayarak yaygınlaştırmak, güçlendirmek ve inanıyorum ki yarının şampiyonlarını, yıldızlarını tanımak, onları teşvik etmek, onların önünü açmak ve bu çerçevede de ülkemizin devasa altyapısını, spordaki bu salonumuz gibi, Türkiye'nin 4000 yanında, 81 ilimizde muhteşem bir spor altyapısı var. Pek çok branşı en güzel şekilde destekleyecek bir altyapı. Bunu da güçlendirmeye bir yandan devam edeceğiz. Yüzmeden voleybola, voleyboldan basketbola, boksa, güreşe, okçuluğa, her alanda açıkçası iddiası olan, her alanda kendini en güçlü şekilde ortaya koymuş gençlerimizle yarınlara yürüyeceğiz. Ben tabii hocamıza teşekkür ediyorum. Bu anlamdaki çabaları, gayretleri nedeniyle. İnanıyorum ki bu proje hem bugüne kadar geldiği süreç nedeniyle çok başarılı bir proje, hem de inşallah bunu bakanlık olarak hep birlikte çıtasını yukarı taşıma yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz.